İmam genç imam kardeşlerimizin sorunlarından birisi de yeme, içme, binme yani araba binme ve elbise konularında harcama dengesizlikleri, görüntü kirliliği oluşturmalarıdır. Yakın zamanlara kadar imam ve yemek konusu Anadolu insanının eğlence konusuydu. Sağ olsun bütün memurlar şimdi tıka basa milletten yedikleri için hemen hemen bütünü imamlardan bitti bu iş. Yani hoca yer, öküz kadar yer, hoca yedi kişi kadar yer, yüzlerine baka baka hocalara söylenirdi. Dolayısıyla hoca efendi yeni hoca kardeşlerime ağabey nasihati insanların ziyafetlerine gitmeli, yemek yemek, piknik, piknik, köy pikniğine çağırlar gitmeli kardeşime bir hile öğreteceğim. Mesela öğle namazından sonra köy meydanında hayırlı iş diye Anadolu'da Ege tarafında mesela hayır işi diye bir şeyler var. İnsanlar toplanıyorlar. İşte bir yemek veriyorlar. Hocaya hem hoca efendi buyur buyur yağlısından sana koyduk derler hem de alay ederler. Onun için hoca kardeşim saat 3'te ise o yemek 2'de oturup evinde pilavını yiyip oraya gitmeli. Karnı doymalı. Oraya gidince de onlar baskı yapsa da 2-3 dilim alıp Allah razı olsun doydum ben yeter demeli. Yani bu riya değil, gösteriş değil. Ama o mesleğin azametini korumak için bir hile bu. Heyre-i şeriyenin helal olan şekli bu. Bunu yapmalı. Çünkü yiyen adam rahat konuşamaz. Ne kadar yediğini biliyorlarsa seni o kadar dinlerler hem getirir tepsiyi Hoca efendi sizin için yaptı bizim hanım. Allah razı olsun, afiyet olsun. Ya zahmet etmişsiniz. Ya hocayı doyuralım yeter ne zahmeti. Al sana bir küfür gibi bir cümle bu. Bir tepsi getirdik sen bununla da doymazsın diyor sen aslında. Yapılacak tek şey var. Allah razı olsun deyip ikindi namazına millet geldiğinde o da camideyken o adam ya da onu duyar merak etme öyle go. Gelin filanca hacı amca bir tepsi börek getirdi. Ayranlar da benden buyurun börek yiyelim dersin. O ona bir daha hiçbir alime, hoca efendiye alay edemeyeceği kadar ağır bir ders olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Hoca efendiler evliliklerinin ilk senesinde bir balayı yaşadıkları gibi imamlıklarının ilk senelerinde de bir kitap ayı yaşamalıdırlar. Yani nasıl evliliğin balayısı var imamlığında balayı kitap olmalı. Diyanet ilmi halini şöyle 4 kere 5 kere altını çizerek okumalıdır. İlmihal kolik olmalıdır. İfrat ve tefrit olan aşırı gruplara mal olmuş kitaplar olmamak şartıyla alimlerin düşünce kitaplarını okumalıdır. Eğer bu şekilde okumaya kendisini vermezse ileride cami, cemaat, çoluk çocuk onu meşgul edecek ve hiçbir zaman okumaya vakit bulamayacak yani İlerde okurumu yok bu işin. Balayı günlerinde mutlu oldun oldun. Ondan sonra hayat seni kuşatacak, yaşlanacaksın, hastalıklar çıkacak, sorunlar çıkacak, müftülük ilave görevler verecek, bir sürü dert yani. İ, o imamlığın, hatta yani mesela mülakatı bekliyorum, 3 ay kaldı, kazanma ihtimalim de yüksek. Kamplara girmeli imam efendi. Bir senede 150-200 kitap okuyarak, altını çizerek, notlar tutarak, mesela. 150 tane konuşması hazır olmalı dosyalar halinde. Kardeşlerim lütfen riya olarak kabul etmezlerse çok mutlu olurum. Ama öbür türlü bana iftira etmiş olurlar. 1984, 85, 86, 90 yılına kadar Mekke'yi mükerremede kütüphanede tuttuğum notları hala sohbet konusu olarak kullanıyorum. Ve elhamdülillah hala bitmedi notlarım. Binlerce ders notu hazırladım o zaman. Şimdi de elhamdülillah filan konuda bir saatlik bir çalışmayla ciddi bir malzeme hazırlayabiliyorum. Evet o günkü bakışım, o günkü okuyuşum biraz yetersizmiş. Mesela bu konuşmamın diyelim ki yüzde 10'unu o zaman hazırlamışım ama o bir çekirdek olmuş. Şimdi onu yüzde 100'e çıkarmaya çalışıyorum. Sonra bunu biraz daha geliştiriyorum. Yani benim gibi yapın manasına değil ama ben bunu yaptım, ne kadar faydalı olduğunu gördüm demek istiyorum yeni kardeşlerime. Çok okuyacak, çok not tutacak. Mesela cenazelerde neler konuşuluru hem o dedik ki bir hoca efendilerle istişare edecek, anlatacak ama trafik kazasında ölmüş bir cenazenin gündemi başka şeydir. Yaşlı bir dedenin cenazesi başka bir şeydir doğum yaparken ölmüş bir kadının cenazesinde vaaz edeceksin camide başka bir şeydir. Düğünde başka bir şeydir. Yani bir on çeşit cenazenin dosyası hep hazır olacak sende. Çekeceksin onu orada konuşacaksın. Başka türlü o kürsü sana konuşur. Sen kürsüde konuşamazsın hiç. Ve insanlar sende hakları olarak kıyamet günü gelirler karşına. Ne hakkı? Cenazede belki üç söz dinleyeceklerdi. Belki düğünde bir iki söz değil. Belki camide, cumada senden değil. Sen hazırlıksız olduğun için, gönlünü Allah'a açmaya hazır bir genç, senin pot kırışın ya da gafletin ya da onun uyuz olacağı bir siyasi konuya, etnik bir konuya girdiğin için, girdiğini zannettirdiğin için, o gün soğudu camiden gitti. Bunun hesabını Allah sorar. İmam efendilerin başına gelen belalardan, sorunlardan biri, Nafile ibadetleri kendilerine gerekli görme işleridir. Yine bir cami ziyaretimde namazdan sonra hoca efendiyle tanışırken e, hoca efendi dedi ki ben sizin dedi kitaplarınızı okuyorum dedi sizi çok seviyorum dedi teşekkür ederim dedim dua et bana dedim böyle 70 yaşlarında bir ihtiyar dedi ki siz hoca mısınız dedi o da beni tanıttı dedi ki. Hoca efendi dedi benim kitaplarını okudum etkilendiğim bir hocadır dedi. Döndü ihtiyar bana dedi ki adınız ne dedi? Nurettin dedim. Kucaklaştık. Size bir şey soracağım dedi. Sizin kitaplarda mı yazıyor dedi. Farzların dört rekatını on dakikada kıl, sünneti kendin kılarken iki dakikada kıl. Senin kitaplarda mı yazıyor dedi. Nasıl amca dedim. Ama anladım adamın dediğini. Yahu dedi ben dedi iki senedir bu imamın arkasında namaz kılıyorum. Bir kere sünnet yetiştiremedim ya dedi. Çıkayım camiden diyorum dedi. Bakıyorum farzlar güzel kılınıyor dedi. Dedim amca ben hoca efendiyle görüşeceğim. Sen merak etme. Sen bize bir çay bul buralarda bir çay içelim dedim. Olur dedi. Evini tarif etti. Neyse o çay yapmaya gitti. İmama dedim ki karşım seni tanımıyorum ama dedim. Bu doğru söylüyorsa dedim. Çok ayıp ediyorsun. Vallahi dedi hiç dikkat ettiğini bilmiyordum dedi. Ama bak ne diyor? Ben üçüncü rekata kalkmadan farza duruyor bu adam diyor. Çünkü sünneti öğlenin kılmış oluyor yetişemiyorum diyor. Tesbihleri yetiştiremiyorum diyor. Hocam dedi genciz herhalde ondan oluyor dedi. Baktım alttan alıyor. Dedim genci menci yok namaz namazdır dedim. Sen dedim müftüye şikayet edildiğinde namazları yanlış kıldırıyor, korkusundan farzlara dikkat ediyorsun anlaşılıyor bu işten. Telefonlaşıyoruz o hoca efendiyle. Arar, sorar, düzelttiğini söyledi. Şimdi buradan şu çıkıyor. Nafile boyutuyla sen özelinde bir ilgi yok zaten demek ki. Sen teheccüde kalksaydın nafileleri öğledi, camide öyle kılmazdın. Mesela Kur'an okuma, imam efendilere sorulacak sorulardan biri. Sen işin gücün cami. Niye her namazdan önce bir cüz okuma geleneği oluşturmadın sen? Camiye 20 dakika önce git cüzünü oku, ezanını oku. Böylece günde 5 cüzle uçarsın be, kanatlanırsın Allah'ın izniyle ya. Sonunda 10 sene sonra kendiliğinden hafız olursun. Genç arkadaşlar bu nafile zafiyetlerini oluşturmamalılar. Şeytan buradan onları sövülebilir. Zamanla da imamlıktan nefret edersin. Çünkü sevmediğin bir işi yapmaya çalış çalışıyor olursun. Evet, burada genç kardeşlerimizin ibadet konularında, itikatlarda vesairede yani anlatılan şeylerde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini unutmamalarını tavsiye ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kandil olmayın diyor. Güneş olun buyuruyor. Kandil nedir? İçinde bir fitil var. Seni aydınlatmak için kendisi yanıyor, bitiyor. Sen aydınlanıyorsun o bitiyor. Güneş hem seni aydınlatıyor hem enerjisi bitmiyor. İmam efendi başkasına nasihat ederken kendisini unutmamalı. Bu bir sıkıntı ve genç kardeşlerime ciddi bir tavsiyem var. Hiçbir dini konuyu, hiçbir insanla asla tartışma. Müftülüğe havale et, din işleri yüksek kuruluna havale et. Bilen hocaları anlat, ben anlamam de. Anlıyorsan da anlama. Çünkü sen tartıştıkça erirsin. Erirken imamlığın erir. O arada nefsin seni güçlendirir. O cemaatten beş kişi de helal olsun lan kendisini yetiştirmişler senin grubuna geçerler. Beş kişi de bu niye böyle dedi der. Bu tarikata karşı der. Bu, bu mezhebe karşı. Bu imam-ı azamı beğenmiyor der. Sen Müslümanlar arasında zaten var olan ayrılığı biraz daha ayırmış olursun. Sana zarar, dinine zarar. Çok zarar hem de. Ve kesinlikle insanların parasından uzak duracaksın. Bir imam efendi gelirin nedir sorulduğunda devletin ona verdiği maaştan başka 5 onda cenazelerden kalıyor, hatimlerden kalıyor diyorsa ben o imam efendiyle yollarımı ayırırım. Çünkü adım gibi biliyorum ki bir mahallede senin 5 lira aldığın bilindi ise eğer bir kişiden o sana helal bile olsa insanların seni dinleme oranı düşmüştür. Çünkü ashab-ı kiram almadıkları için din verdiler. Para alsalardı din veremeyeceklerdi. İnsanlar helal de olsa nikah kıydın diye sana bir şey veriyor olsalar bile Bedelini ödedikleri için imamlığın camiye gelmeme hakkı görüyorlar kendilerine. Yakın dönemde birkaç arkadaşımla bir e, Karadeniz, Batı Karadeniz köylerinden birini ziyaret ettik. Bir imam kardeşimizi ziyaret ettik. Camide kimse yok baktık. Kış günü. E, dedim Hoca Efendi'ye kimse yok mu dedim. Ya biraz sonra köyün kahvesine gelirler dedi. Kış günü soğuk diye gelmiyorlar dedi. İyi dedi. Gittik kahveyi de yeni açmış kahveci. Oturduk. Selam muhabbet. Yahu dedim biz kindi kıldık. Akşamı kıldık. Sen camide yoktun dedim. Ben camiye gelemiyorum ama kömürünü gönderiyorum hocanın dedi. Yemin etmiyorum konuşmalarımda ben. Adetim değildir. Bir yanımda şahitlerim vardı bunu söylerken. Nasıl kömür gönderiyorsun dedim Ya namaza gidemiyorum. Ben ineklerim var. Üstüm başım pis ama hocanın kömür ihtiyacını ben gönderiyorum dedi. Ya vatandaş alışmış. Kaçak ev yapar, belediyeye rüşvet verir. Vergiyi tam ödemez, memura rüşvet verir. Böyle bir anlayış var. Sen imam olarak kendini memur gibi gösterdin mi, sana da rüşvetini verdi. Ben ondan bir şey almadım diyorsun. Ya kardeşim kömürünü verdim hocanın diyor. Ve bunu korkarım. Kabirde de söyleyecek diye namaz kılmadın diye. Ben kö kömür veriyordum imam'a diyecek. O kömürü alan imamı da o gün melekler bulacaklar. İmamlık Hocalık, diyanet memurluğu olabilir. Adı böyle görünebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir o makam. Ona vekalettir. O ağırlığı taşımak çok büyük bir sorumluluktur. Tıpkı çok büyük bir şeref olduğu gibi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina ve ala ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.